Evet, herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım montajı beğenmişsinizdir. Garuda Prime en son çıkan Prime Warframe'imiz. Kendisi çıkmadan önce Garuda'yı muhteşem bir hale getiren buff'lar ile beraber çıktı. Ve bu da kendisinin build'larını tamamen değiştirdi. Garuda tam anlamıyla savaş alanında açan kırmızı bir çiçek gibi düşmanlarının kanıyla dans eden bir frame. İsterseniz özellikleriyle başlayalım. Garuda'nın pasifi tamamen değişti. Önceden canı azaldığı zaman bir hasar artışı alırken artık katlettiği düşman başına bu pasifi artıyor ve %100 bir hasar artışı kazanabiliyor. Bu tüm yeteneklerini ve silahlarını etkiliyor. Yani öldürmeye devam ettikçe hasarınız yüksek kalıyor. Bu oran düşman katletmediğiniz takdirde düşmeye başlıyor. Garuda'nın birinci yeteneği Dread Mirror bir düşmanının canını söker ve önünüzde duran bir kalkan oluşturur. Bu kalkan alınan hasarı toplar ve birinci yeteneği basılı tutup bıraktığınızda biriken hasarı nişan aldığınız yere fırlatır. Bu arada basılı tutarken enerjinizi yiyerek hasarını güçlendirir. Yeni gelen update ile sağ kliğinizle nişan aldığınız zaman ayna sizinle birebir hareket ediyor. Buna ek olarak düşmana ulaşana kadar hasar almaz hale geliyorsunuz. İkinci yeteneği Blood Altar. Bir düşmanınızı kaza geçirip etrafında sizi ve takım arkadaşlarınızı iyileştiren bir alan açıyor. Üçüncü yeteneği Bloodletting. Canınızın yarısını feda ederek yüksek miktarda enerji elde edebiliyorsunuz. Yeni gelen buff ile kendinizi öldürmenizi biraz daha zorlaştırmak için üzerinizdeki toksin gibi statusları da temizliyor. Dördüncü yeteneği ise büyük bir alana kanama hasarı veren bıçaklar fırlatması. Buna da buff geldi artık. Bu yeteneği şarj ederken hasar almaz hale geliyorsunuz. Eskisi gibi animasyondayken jortlamıyorsunuz. Ve sizin için efsane bir acil durum panik butonu haline geliyor. Garuda'nın birden fazla build'ı var ancak şu anda size göstereceğim build ile istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. 9999 seviye düşmanları bile bu build ile kesiyorlar. Çok efektif bir build ve düşük seviye düşmanlar için bile ayarlanabilir. Yeni gelen buff'lar ile solo endgame içeriği yapmak artık Garuda için çocuk işi. Ekranda gördüğünüz build'ı direkt kopyalayabilirsiniz. Buradaki mantık Helminth ile aldığımız Gloom özelliğinin CCC üzerine yürümek. Bunun için Blind Rage ve Umbral Intensify ile Strength abanıyoruz. Negatif enerjiyi harcamayı çok düşünmeyin zaten. Garuda'nın 3. yeteneği ile istediğimiz kadar enerji elde edebiliyoruz. Ayrıca yeteneklerimizin daha fazla enerji tüketmesi daha hızlı Shield Gate yapabilmemizi sağlıyor. Shield Gate yapabilmek için çantanızda Decaying Dragon Key bulundurmayı ve ikinci silahınızda da 2 Augur modu takmayı unutmayın. Garuda'nın animasyonlarının hızlanması gerektiğini herkes bilir. Bu sebeple Natural Talent alıyorsunuz. Düşmanlarımızı daha fazla CC'lemek için Range alıyoruz. Ayrıca Shield Gate yapabilmek için Augur Reach ekliyoruz. Primed Flow daha fazla enerji bulundurmamız için birebir çünkü deli gibi enerji harcıyoruz. Rolling Guard ekstra ölümsüzlük aralığı veriyor ve bizi olumsuz etkilerden arındırıyor. Ne kadar bunun için 3. yeteneğimiz olsa da rolunuzu ekstra bir hayatta kalma olarak kullanabilmek güzel bir şey. Primed Surefooted götünüzün üzerine düşmemenizi sağlıyor ki yüksek seviyelerde götünüzün üzerine düşmeniz ölümünüz demek oluyor. Bloodforge modu bize çok yavaş reloadlanan silahlar için yardımcı olup ekstra DPS sağlıyor. Ancak bunun yerine farklı şeyler koymanız mümkün. Kullandığınız silaha göre değiştirebilirsiniz ancak Quasar ya da Ogris gibi bir silah kullanacaksanız işinizi çok rahatlatacaktır. Bunun yerine koyabileceğiniz bir mod var. Eğer canınızı ayarlamak konusunda sorun yaşıyorsanız ve ekstra strength istiyorsanız Umbral Vitality koyabilirsiniz. Evet ve geldik bu build'i efsane yapan komboya. Combat Discipline modu ve Arcane Avenger. Bu kombinasyon tüm silahlarımıza %45 düz kritik şans veriyor. Bu da kritik şansı düşük olan silahlar ile bile kritik vurmamızı sağlıyor. Bunu yapabilmek için Gloom'a kayıtsız şartsız ihtiyacınız var. Çünkü Combat Discipline her öldürdüğünüz adam için sizin canınızı 10 azaltıyor. Yani düzenli bir can yenilemeniz yoksa kendinizi yerde 2.80 uzanıyorken görebilirsiniz. Bu build high risk high reward dediğimiz bir build. Evet, kullanımı tehlikeli ancak çok güçlü bir build. Eğer abi bende bunlar yok, Arcane'le, Helminth'le bilmiyorum diyorsanız da hemen size göre bir build göstereyim. Bu da build'imizin Helminth'siz hali. Combat Discipline'i çıkarıyorsunuz, onun yerine Brief Respite koyuyorsunuz. Aynı şekilde Arcane Avenger işe yaramayacağından farklı bir Arcane de koyabilirsiniz. Garuda'nın remake'i gerçekten kendisini en iyi Warframe'lerden biri haline getirdi.
Şimdi bana top 10 listesine yapsan koyar mıydın deseler evet derdim. Çünkü gerçekten efsane olmuş. Özellikle endurance run yapacaklar için mükemmel hale gelmiş. Evet, Garuda hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha fazla içerik görmek isterseniz bir beğene tıklayıp abone olabilirsiniz. Eğer çanı çalarsanız yeni videolar çıktığında haberdar olabilirsiniz. Pazar günü hariç her akşam Twitch'te yayın yapıyorum. Ekrandaki linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilir ya da canlı yayında sorabilirsiniz. Son olarak unutmadan Discord kanalını bu pazartesi yani 11 Nisan 2022 tarihinde açıyorum. Pazartesi günü çıkacak videoda ya da kanal bilgilendirme kısmında linkleri bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Roloff out.